Evet. Picchu antik kent. Picchu eski zirve anlamına geliyor. 1981'de kutsal tapınak olarak ilan ediliyor. 83'te de UNESCO'ya giriyor. 2007'de dünyanın 7 harikasından biri seçiliyor. Güney Amerika'da Peru'da bulunuyor. İnka'da yapmış 1450'lerde. Yapılış sebebi ise belli değil. Bir zafer anıtı olarak yapıldığı ağır basan fikirlerden. İspanyol işgalleri sırasında bulunamıyor. ABD'li bir tarihçi İnkalarla ilgili araştırma yaparken buluyor. Ant dağlarında zor bir yerde. Trenle gidiliyor, yürüyerek de gidilebiliyor. Bazı doğal güzellikler var etrafında. İnkalar 10 milyona yakın nüfusuyla Batı Yarımküre'deki en büyük imparatorluk olarak biliniyor. 900 bin kilometre kareden daha büyük bir alanda devasa büyüklükte tapınaklar, idari merkezler, kanal sistemleri ve geniş yollar inşa ediyorlar. Ant dağlarına yakın Cusco şehirlerinde yaşıyorlar. Antik şehri, yani Machu Picchu iki kısmı oluşuyor. Teraslı bölümler, mavi olan Nobel yani asilleri, mor olan yöneticileri, aşağı kısımda tarım arazileri, yeşil merkezi bölge, turuncu yaşam alanları, kırmızı da geleneksel sakret yani kutsal alan onu kastediyor. Tekerleği yazıyı keşfedemeden devasa blok taşları nasıl kullanıp da işte oksijen tüpsüz çıkması zor iken nasıl bir şehir kurdular bilemiyoruz. Muallak yani oralar. Bölümleri aradan geçen 600 yıla rağmen onca sel, erozyona ve depreme dayanmasına rağmen ziyaretçinin ağırlığı yüzünden çökme tehlikesi varmış bu arada. Yani Allah'ım. Bravo yani. Bölümleri 200 evi var. Güneş tapınağı var. Kutsal mekanları yani. Kral mezarı var. Ana tapınak ve şuradaki üç pencerenin hikayesi varmış. Güneş tanrısı Viracocha'nın çocukları dağdaki üç gizemli açıklıktan dünyaya adım atmasını temsil ediyor. Bu güneş takvimi İnkaların tarihinde önemli bir yeri var. Ortasındaki güneş taşının diğer medeniyetlerde de görülüyormuş. Yani böyle benzeri gibi varmış. Sümer tanrısı Ahura Mazda, Mısır'da Isis, güneş sembollerine benziyormuş. Eğer iletişim kurmuş olsalardı, yani diye düşünüyorum, yazı ve tekerleği kullanırlardı ama olmadığına göre rastlantı da diyebiliriz yani. Hala bir gizemli, işte bilinmedik bir tarafı var.